Amerikan Truck Simulator'dan herkese selam arkadaşlar. Bugün cadde boyutunda bir yük taşıyacağız. Biraz önce garajdan çıkarttım, buraya kadar getirdim. Bir kantar mevzusu vardı, kantarda da tartıldık. Buraya getirdim. Şimdi buradan itibaren yolumuza birlikte devam edelim. Artık gidebildiğimiz yere kadar gideriz diye düşünüyorum. Sonunu getirir miyiz bilmiyorum ama bir başlayalım biz. Elbet sonu yavaş yavaş gelir. Evet. Biraz videolara, oyun videolarına ağırlık verebiliriz. Çünkü birçok arkadaşımız oyun videosu çekmemizi istiyor. Biraz oyun videoları da gelsin diyorlar. Çok eski arkadaşlar bilirler. Kanalı baştan beri takip eden arkadaşlar bilirler. Eskiden çok fazla oyun çekiyorduk. Oynatma listelerinde, kanalın oynatma listelerinde bu seri halinde çektiğimiz oyunları görebilirsiniz arkadaşlar. Half-Life 2'den tutun GTA'ya kadar birçok serimiz var, bitirdiğimiz. Bunları boş vakitlerinizde, canınız istediğinde oturup izleyebilirsiniz. Maalesef fazla arkadaşım bu durumdan haberi yok. Sanki hiç oyun çekmiyormuşuz gibi konuşan arkadaşlar da var. Çünkü haklılar bir yerde. Uzun süredir oyun çekmiyorduk ama daha öncesinde çektiğimiz birçok oyun var. Onu da hatırlatmasını yapalım. American Truck Simulator güncelleme almaya devam ediyor. Harita, Amerika haritası tamamen açılacak. Euro Truck Simulator'de de Yılmaz hocam var. Scanyaman 6106. Kendisinden öğrendim. Yani onun söylemesiyle haberim oldu. Rusya güncellemesi gelecekmiş. O da hayırlı olur herhalde. Bakalım gelsin, bakalım onu da oynarız. Güncellemelerle oyunlar gitgide güzel olmaya başladı. Yılmaz hocamdan bahsetmişken, dediğim gibi Scanyaman 6106 kanalın adı. Kendileri sayesinde Türkiye haritasını oynamıştık ve Azerbaycan haritasını sağ olsun bana çıkmadan bir hafta önce yollamıştı. Ancak ben bazı nedenlerden dolayı geç kayıt yapabilmiştim. Kendisi biliyor bunu. Buradan bir kere daha teşekkür ediyorum kendisine. Onların sayesinde iki haritayı da oynayabildik. Ellerine sağlık, kollarına sağlık. Emeklerine sağlık her şeyden önce. Çok güzel bir iş başarmışlar. Ama tabii bir yandan da kötü bir haber var. Kendileri harita yapma işini maalesef bırakma kararı aldılar. E tabii bunda böyle hiçbir şeyden memnun olmayan birkaç tane zibidinin de yorumu etkili olmuştur zannediyorum. Elbette yaptıkları işi beğenenlerin sayısı beğenmeyenlerden çok çok fazla. Ama öyle geri kafalı insanlar var ki, maalesef ki var. Mesela bir işi takdir etmek yerine, yapılan emeğe saygı göstermek yerine o işi baltalamak adamın hobisi. Bunun önüne geçemiyorsun maalesef. Adam böyle bir insan. Maalesef bunu değiştiremiyorsun. Ne kadar söylersen söyle, ne kadar yazarsan yaz, adamın kafası olumsuzluğa çalışıyor. Bizim kanalda da var bunlardan. Her yerde var. Bunların önüne geçemiyoruz. Benim de Yılmaz hocamın da Allah'tan kanalında izleyici kitlesinde çok fazla bunlardan yok. O gayet güzel bir şey. Yani ben kendi adıma bizi izleyenlerden genelinden son derece memnunum. Abone sayımız öyle 100.000'lerde falan değil. 20.000'lere yeni yaklaşıyor ama en azından doğru düzgün çoğunlukta olan insanlar var. Bu da elbette benim çok hoşuma gidiyor. Mesela bizim kanalımızda, Yılmaz hocamın kanalında hiçbir şekilde bir küfür duyamazsınız. Bir küfürlü yorum okuyamazsınız. Okuduğunuz varsa da mutlaka gözden kaçmıştır. Herkes edebinle, adabınla yorum yapar, doğru düzgün şekilde konuşur. Konuşamayanlar da kanaldan giderler, engellenirler. Olur biter. Bizde böyle arkadaşlar, yani edep adap
bilmeyen insanlar maalesef kanalda barınamazlar. Bizim abone kasmak gibi bir derdimiz yok. Bize doğru düzgün adam gibi adamlar lazım. Geri tarafı bizim meselemiz değil. Küfürlü yorum yapan arkadaşların hepsi kanaldan tek tek engeli yiyorlar. Zaten Allah'a şükür ki çok fazla değil, yani yok kadar az. O çok önemli bir şey. Facebook grubumuz var. Facebook grubumuzda da aynı şekilde, orada da 1000 kişi civarı olduk. Sağ olsun Korhan orada moderatörlük yapıyor. Çok güzel grubu düzenliyor. Benim artık kanal grup yetişemediğim yerlerde Korhan bana yardımcı oluyor. Buradan bir kere daha teşekkür ediyorum kendisine. Onun sayesinde grup daha da bir derli toplu oldu. Oraya da, gruba da bekleriz arkadaşlar. Özellikle donanım konusunda sormak istediğiniz her şeyi gruptan sorabilirsiniz. Çok da güzel yardım alırsınız. Aklınıza takılan şeyleri gruptan yazabilirsiniz. Onun dışında yeni sisteme geçtim bildiğiniz gibi. i7-8700K işlemci, 16 GB RAM, Asus Z370 TUF Plus anakart. Bu üç parçayı değiştirdim. Zaten ekran kartı vardı. Şimdi eski parçaları ne yaptın diye soran arkadaşlarımız var. Bu arada birisi bize sol verdi. Sen oradan bizi geçersen helal olsun kardeşim sana, ama biraz zor geçersin. Aynadan bakıyorum. Sağa girmek üzere zaten. Eski parçaları ne yapıyorsun diye soran arkadaşlarımız var. Arkadaşlar, eski parçalar satılık. Bizim ikinci el bilgisayar parçaları, konsol ve aksesuarları diye bir grubumuz var. O da benim grubum. Grupta da, Facebook grubumuzda da bu grubun linkini paylaşmıştım. İkinci el ürünlerinizi oradan alıp satabilirsiniz. Benim bilgisayarın, yani çıkan parçaların satış ilanı da orada var. i7-3770K işlemci, 16 GB RAM, Z77XUD3E GB anakart. Bu üçü birden satılık. Oradan fiyatına bakabilirsiniz, parçaları inceleyebilirsiniz. Size uyarsa satın alabilirsiniz. Hani eski parçaları ne yaptın diye soran arkadaşlara buradan söyleyelim. Eski parçalar satılık arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar oradan ulaşabilirler. Şurada biraz frene basalım da gitmeyelim gümbürtüye. Onun dışında yeni rehberlerimiz gelmeye devam edecek. İtopya ile beraber bildiğiniz gibi Volkan Oyun Kuvvetleri sistemlerimiz var. 4 tane sistemimiz var. 3'ünün rehberini yaptık. Birinde biraz bir değişiklik yapacağız. Onun da rehberi bugün yarın gelecek. En kısa zamanda. Daha sonrasında orta bütçeyle başlamıştık. Yüksek bütçeli Volkan Oyun Kuvvetleri sistemleri de gelecek. Özellikle benim sistemin neredeyse birebir aynısı gelecek. Direkt Volkan Oyun Kuvvetleri sistemi olacak yani kendisi. Üst seviye sistem toplamamızı isteyen arkadaşlar var. Onların da isteklerine kulak vereceğiz. En alt seviyede, yani en giriş seviyesinde de toplamamızı isteyen arkadaşlar var. Onların da sesine kulak vereceğiz. Tam da trene denk gelmişiz. Hadi oğlum, kalk artık. Şuna bir sol yapıp geçerdik aslında ama. Neyse, şimdi trafik canavarlığına gerek yok. Şimdi o ürünlerde ben size arkadaşlar nasıl bilgisayar toplamanız gerektiği konusunda bütçe olarak da yardım ediyorum. Yani şunu alırsanız şu fiyatta, bunu alırsanız bu fiyatta diye. Yani illaki bizim topladığımıza bağlı kalmak zorunda değilsiniz.
Ayrıca orada yukarıda menüde aksesuar ve yazılımlar diye bir yer var. Orada kendinize uygun monitörü de seçebilirsiniz. Ben zaten iki sistemde onu göstermiştim, monitörün nasıl olduğunu, neler seçebileceğinizi. Yani şunu söyleyeyim, bana soruyorlar sürekli, abi hangi monitörü alalım falan diye. Bu arada şu şeye de bir tutukluk yapıyor, neden öyle yapıyor anlamadım. İşte hangi sistemleri alalım, hangi monitörü alalım diye soran arkadaşlar oluyor. Şimdi arkadaşlar, alacağınız monitörde bu saatten sonra mutlaka bir DVI giriş olsun veya HDMI giriş olsun. Analog olan bir monitör artık bu saatten sonra almayın. Mutlaka HDMI ya da DVI giriş olsun ki çeviriciyle uğraşmak zorunda kalmayın. Çünkü çeviriciyle de bir sürü sorun yaşanabiliyor. Görüntü kesiliyor, bir şeyler oluyor falan. Yani devir artık dijital monitör devri. 2018 yılında artık analog monitör ucuz diye almayın, bırakın o fiyatta kalsın, rafta çürüsün. Ama siz ne yapın edin, bütçeyi 100 lira falan bir fark var aralarında, arttırın. Zaten o farkı çeviriciye vereceksiniz belli bir süre sonra. O yüzden mutlaka alacağınız monitörde en azından DVI giriş olsun, DVI girişli monitör almaya özen gösterin. Bu şekilde çok daha rahat olur kafanız. Dediğim gibi o aksesuar ve yazılımlar bölümünde klavyeye kadar, işlemci soğutucuya kadar, artık kulaklığa kadar her şeyinizi seçebiliyorsunuz. Bunlar kişisel zevke giriyor biraz. Ama illaki bir şey öner diyorsanız fiyat belirtirsiniz. Ona göre bir öneride bulunmaya çalışırız. Topladığımız sistemlerin altına yazabilirsiniz. Hangisini tavsiye edersin diye. Biz de oradan bir tavsiyede bulunuruz. Yani dediğim gibi yeni sistemlerimiz gelmeye devam edecek. Her bütçeye uygun bir şeyler toplamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani arada uçurum olsun istemiyoruz ya da marka ayrımı olsun istemiyoruz. Yani mesela Gigabyte topladın, niye Asus toplamıyorsun? Mesela şu anda Asus yok, Asus sistemlerimiz de gelecek. İşte MSI niye toplamıyorsun falan gibi şeyler olmasın diye biz tüm markaların tüm olanaklar dahilindeki sistemlerini toplamaya çalışıyoruz. O markaların alternatif olarak ekran kartını, anakartını falan zaten ben size rehberde tanıtmaya çalışıyorum. Neler değiştirebileceğinizi. Ama tabii bana 1500 liraya falan da sistem toplamamı isteyen arkadaşlar oluyor. Yani 1500 liraya sistem toplanır arkadaşlar ama o sistemden oyun performansı alamazsınız. Yani iyi olmaz. Maalesef iyi olmaz. Keşke olsa ama maalesef olmaz. Artık orada biraz ikinci ele falan yönelmeniz gerekiyor. Yani bizim 1500 liraya toplayacağımız sistemle oyunlardan bir keyif alamazsınız. Hadi onu geçtim, doğru düzgün oyun oynayamazsınız. Yani şimdi artık nasıl diyeyim, en düşük hani hala da G4560 diyorum ben, alınabilecek en düşük işlemci. Yani mesela G4400 falan almaya çalışanlar var, almayın arkadaşlar, çift çekirdekli işlemci almayın. Çift çekirdek işlemci alırsanız oyunlarda sıkıntı yaşarsınız. Çift çekirdek işlemci maalesef almayın. Onun yerine en kötü ihtimalle G4560, yani iki çekirdek 4 iş parçacığından oluşan işlemcilerden alın ki oyun oynayabilin. Bütçeniz yetmiyor, anlıyorum bazı arkadaşların.
Ama ne yapın? Edin, biriktirmeye çalışın, o şekilde alın. Çünkü diğer türlü alacağınız sistemde oyun oynayamayacaksınız. Bu da sizi paranızı sokağa atmanız demek olacak. Yani en kötü ihtimalle, bakın en kötüsünü söylüyorum, R3 2200G işlemci alın, onun GPU'suyla idare etmeye çalışın. Yani ben mesela Nvidia tarafında GTX 1030 ve AMD tarafında RX 550 ekran kartlarını önermeyen birisiyim. Yani bu kartları satın almayın diyorum, açık açık söylüyorum. Almayın. Yani bu kartlardan alacaksanız hiç almayın, paranızı biriktirin, daha iyi. GTX 1050 ve RX 460, RX 560 altını kesinlikle tavsiye etmiyorum ama R3 2200G dediğimiz işlemcide bu GT 1030'dan biraz daha zayıf bir GPU var. Yani en azından işlemciniz 4 çekirdekli olmuş olur. İleride yanına bir GTX 1050 gibi bir ekran kartı alabilirsiniz. Böylece oyun oynayabilirsiniz. Ama G4400 işlemci falan alırsanız oyun moyun oynayamazsınız arkadaşlar. Yani oynadığınız oyunlardan da açar ama yani her oyunda ben bir performans alacağınızı düşünmüyorum. Şimdi G4400'ü olan arkadaşlar da vardır, belki izliyorlardır ama maalesef o işlemci pek böyle alınabilecek bir işlemci değil artık. Özellikle bu G5600 falan gelecek. Ya o dönemlerde, artık bu dönemlerde onlar alınmaması gereken işlemciler. Hazır konusunu açmışken onu da söyleyelim. Yeni Intel anakartlar gelecek. En kısa sürede gelecek. Bekliyoruz eli kulağında. Onlar geldiği zaman Intel'in daha da bir albenisi olacak. Yani B ve H serisi anakartlar geldikten sonra Intel sistemler Z370 tekelinden kurtulacaklar. Ve böylece uygun fiyatlı anakartlarla daha bir alınabilir olacaklar. Yani i3 8100 alan adam Z serisi anakart almak zorunda kalmayacak. Bu da oldukça güzel bir haber olacak. Bakalım, artık bekliyoruz. Bu kadar bekledik. Biraz daha bekleriz o anakartların gelmesine. Tabii ne zaman gelir, nette bir tarih söyleyemiyoruz. Bu ay sonunda Nvidia'nın yeni kartlarını ne zaman çıkarıp çıkarmayacağı, yani hangi tarihte olacağı biraz netleşecek. Onu da bekliyoruz. Artık tarihe göre, bütçenize göre hareket edersiniz. Ama şu anda da ekran kartı alan adama neden ekran kartı aldın denmez. Çünkü bildiğiniz gibi önce en tepe seviye kartlar gelecek. Arkasından orta seviye kartlar daha sonra çıkacak. Bu da nereden baksanız tepe seviye kart çıktıktan 2-3 ay sonrasına denk geliyor. Yani kabaca bir hesapla 6 aya yakın bir süre var diyebiliriz, eğer Mayıs'ta bir ekran kartı çıkacaksa. Bu süre zarfında da ben ekran kartsız idare edebilirim diyen ekran kartsız idare etmeye devam etsin. Ama yok ben bekleyemem diyen de alsın, alana da neden aldın denmez. Zaten ekran kartları şu anda çok pahalı. Yeni gelecek olanlar da aynı şekilde pahalı olacak. Bana sürekli soru geliyor, yeni ekran kartı geldiği zaman eskisinin fiyatı ucuzlar mı diye. Ucuzlamaz arkadaşlar. Aynı fiyatlardan, benzer fiyatlardan piyasadan yok olup gidecek eski kartlarda. Zaten bir stok sorunu mevcut. Onun üzerine fazla da piyasada duracaklarını zannetmiyorum. O yüzden yani yeni kart geldiği zaman eskisi ucuzlar mı falan diye bir beklentiniz olmasın. Bakın işlemciler geldi, ucuzladı mı? Hayır. i7-7700K'nın fiyatı hala da aynı. i7-8700K daha pahalı şekilde geldi. Ve bir sonraki işlemci daha da pahalı şekilde gelecek. Yani bu devran böyle dönüyor maalesef. Buna yapacak bir şey yok. Ama
Bir dakika, şu panikler şimdi biz dönemiyoruz diye. Geçen yaptığımız rehberde de söyledim. Özellikle bu Intel için yeni anakartlar geldiğinde artık beklenecek pek bir şey kalmıyor sistem toplamak için. Bütçenize uygun olan işlemciyi satın alın ki benim tavsiyem Intel tarafında bu orta karar, orta fiyatlı anakartlar da geldikten sonra kesinlikle i5-8400'e yönelmeniz şeklinde olacak. i5-8400 bana göre yok satacak o zaman. Ki hala da sanırım öyle yani zor bulunan bir işlemci. Ara sıra stoğu bitiyor. i5-8400 6 çekirdek ve üst düzey ekran kartlarını da besleyebilen bir işlemci. Fiyatı da öyle çok pahalı değil. Diğer işlemcilere nazaran çok pahalı değil. Yani bu sistemleri toplamak için şu anakartı bu kadar beklemişken bekleyebilirsiniz. Beklemeye de sabrınız yoksa alın bize 370 anakart geçin. İleride belki K serisi bir işlemci alıp overclock yapabilirsiniz. Evet, kamyon kullanıyoruz ama bayağı bir teknik konulara değindik. Tabii bunu arkadaşlar bekliyorlar. Hem de böyle bir biraz muhabbet olsun diye de bunu istemiştim. Yani sistem toplamak evet biraz dert arkadaşlar, maalesef öyle. Yani inşallah herkes istediği sisteme en kısa sürede kavuşur ama şunu unutmayın. Her şey bir kere de olmuyor. Biraz zamana yayın. Hepsini bir kere de almaya çalışmayın. Ben de o şekilde yaptım. Zamanla her şey oturuyor. Hani şu su da olsun, bu su da olsun deyince bir anda fiyat listesi bayağı bir kabarıklaşabiliyor. Yani biraz artık kendiniz feragat edeceksiniz bir şeylerden. Bir şeyi eksik olacak. Daha sonra ekleyeceksiniz o parçayı. Onu hedefleyeceksiniz. 8 GB RAM aldınız önce. Bir sonraki 8'i daha yani daha sonra ileride alacaksınız. 16'yı bir arada alamıyorsanız 8'le bir müddet idare edeceksiniz. Ya da SSD için aynı şey geçerli. Ama size en büyük tavsiyem şu olsun. İşlemciyi alabildiğinizin en iyisini almaya çalışın. Yani gidip de i7 8700K için kasın demiyorum ama mesela i5 8400 alabiliyorsanız ve ekran kartından çok kısmadan alın. Ya da hani AMD tarafında R5 1500X yerine R5 1600 alabiliyorsanız alın. Fazladan 2 çekirdek 4 iş parçacı sahibi oluyorsunuz. Bunlar önemli çünkü. Bugün geçmişten örnek vermek gerekirse Core i2 Duo işlemcisi olan arkadaşlar maalesef güncel oyun oynayamıyorlar ama 4 çekirdek işlemcisi, quad işlemcisi olan arkadaşlar hala daha bir şekilde o bilgisayarları kullanabiliyorlar. Düşük FPS'de de olsa güncel oyunları oynayabiliyorlar. Ki o işlemciler belli bir yere kadar da bazı ekran kartlarını kaldırabiliyorlar. Yani işlemciden çok fazla kısmamaya özen gösterin. Hani SSD alacağım, RAM alacağım diye işlemciden ve ekran kartından kısmayın. Mutlaka bu ikisini yüksek bir şeyler almaya çalışın. Diğerleri zamanla zaten gelir. Çünkü işlemciyle ekran kartını değiştirmek zor arkadaşlar. Yani bu biraz külfet ileriki zamanlarda. Mesela güç kaynağını 450 watt alıp 1050 Ti, 1050 gibi kartlarla kullanabiliyorsunuz ama ileride iyi bir
ekran kartına daha iyi bir ekran kartına daha yüksek güç tüketimi gereksinimi olan bir ekran kartına geçtiğinizde bu sefer aldığınız 450 watt güç kaynağı da problem olabiliyor. Yani demek istediğim, belli sınırların altına inmemeye özen gösterin. Bunu İtopya'da topladığımız rehberlerde de söylüyorum. Çok fazla günü kurtarmaya çalışmak yerine biraz geleceği de düşünerek hareket etmek lazım. Mesela B350 serisi anakart gibi. 500 watt güç kaynağı gibi. Ya da alabileceğiniz en iyi işlemci ve ekran kartı gibi. Bu tarz şeyleri göz önünde bulundurmanız sistem toplarken sizin oldukça yararınıza olur. Onu bir kere daha önemli belirtelim. Kaç kilometre yolumuz var? 223 kilometre yol kalmış. Bu yolu tamamlar mıyız yoksa bir benzincide durur muyuz bilmiyorum. Şimdilik biraz daha devam edelim. Logitech Driving Force GT ile oynuyorum. Manuel viteste. Ama tabi bir G29, G27 gibi sürüş deneyimi vermiyor. Yani hiç yoktan iyidir diye düşündürtüyor sadece. Ya bu tarz oyunları oynuyorsanız zaten elinizin altında iyi kötü bir direksiyon mutlaka olmalı. Mesela geçenlerde Project Cars 2'de FPS testi yapacaktım. Direksiyonu kurmaya üşendim. Klavyeyle oynayayım dedim. Yani o kadar alışmışız ki klavyeden oynamak inanılmaz derecede zor geldi Project Cars 2'yi. Neredeyse oynayamadım diyebilirim. Hani sürüş simülasyonlarında mutlaka bir direksiyon edinmenizde fayda var. Oğlum ne yapıyorsun, oradan çıksaydın biçmiştim seni. Ama tabii dediğim bu, ismini vermek istemediğim bu 50-70 liralık 100 liralık direksiyonlardan değil. Yani onlar da hakikaten komedi direksiyonlar. Hani sanki öyle bir yapısı var ki 5 yaşında çocuğa böyle hediye almışsın da oynayacakmış gibi. Yani insanın aklıyla dalga geçen direksiyonlar. Onları da tavsiye etmem arkadaşlar. Alacaksanız en azından ikinci el bir Logitech Driving Force GT düşünün. Size iyi kötü benim şu an oynadığım gibi bir deneyim yaşatır. Hadi be polis dayı, hadi. Ha. Biraz hızlanalım. Vallahi yol bitmez yoksa. Şuradan da sağa verecekmişiz. Ah, bir de kırmızıya yakalandık, tam oldu. Bakalım kaç kilometre kalmış? 169. Gelmişiz neredeyse ya, buradan devam ederiz. Bu arada ben anlamadığım bir şey var. Benim bu frene falan, park freni falan açtığımda veya bu motor freni açtığımda bir hatayla karşılaşıyorum böyle. Anlam veremedim, arada sırada oluyor. Ya direksiyon yavaş yavaş hak rahmetine kavuşuyor. Bu arada biz buradan değil, bir sonrakinden dönecekmişiz. Ya da sistemde bir sorun var, ama bu olay benim bir önceki sistemimde de vardı. Demek ki sanki sorun direksiyon kaynaklı gibi duruyor. Artık hakkıdır yani, kaç yıllık direksiyon oldu. Ama sadece bu oyunda yapıyor. Bir de ETS 2'de yapıyor. Şeyde yok. Project Cars 2'de veya Assetto Corsa'da falan hiçbir sorun yok. Yani bir yazılımsal da bir problem olabilir. Çünkü direksiyonun test programı var. Orada bakıyorum. Her şey gayet sağlam şekilde çalışıyor. Burada gelen var mı? Yok. Önü dönüyor, arkası 5 saat sonra geliyor kamyonun. İlginç bir kamyon gerçekten. Şey, yük. Burada da kırmızıya yakalandık. Zaten kırmızıya yakalanmadığımız gün yok.
Geçmesine geçerdik de hadi dedim trafik canavarlığı yapmayalım. Yalnız bilmiyorum ama ben ATS'yi ETS'den daha fazla seviyorum. Başında da söylemiştim videonun. Bana daha hoş geliyor yani. ETS 2 kadar bu oyun güncelleme almadı henüz. Ama ona rağmen ben biraz daha fazla ATS'yi sevdiğimi söyleyebilirim. Şu şehrin içinden de bir türlü çıkamadık ya. Tam da yolun ortasına böyle davar gibi park ettik. Düz gideceğiz, sonra solaymış. Vites değiştirme sesi mutlaka size geliyordur. Bunun bu çın çın ötmesine yapacak bir şey yok. Beni de sinir ediyor ama adamlar böyle yapmışlar vitesi. Aa, abicim yeter burada. Hadi neyse duralım yine. Buradan sola verdikten sonra zaten şehirden çıkıyoruz büyük ihtimalle. Artık yavaş yavaş son durağımıza geliyoruz diye düşünüyorum. Şu sola dönme olayı bizim ülkemizde böyle olsaydı karşıdan gelene de yeşil yanlı olayı acayip kavgalar çıkardı ben size söyleyeyim. Dur sana benim hakkım diyecek, öbürü sen dur benim hakkım diyecek. Buyurun cenaze namazına. Ne cinayetler işlenirdi. Şu halde bile neler oluyor. İnanılır gibi değil gerçekten. Fakat bir G29 alma planım var. O zaman işte bu birkaç kere oynadım G29'la Euro Truck simülatör ve ATS'yi hakikaten acayip oluyor yani. Çok daha fazla keyif alıyorsunuz. Zaten bu oyunu manuel vites oynamayacaksanız bence hiç oynamayın. Otomatik viteste bana göre hiçbir keyfi yok. Vitesi manuel değiştireceksiniz ki o duyguyu tadasınız. İlk gördüğümüz benzincide duralım yoksa mazot bitecek. Herifler gıdım gıdım mazot koymuşlar. Tabii şansımıza buralarda da benzinci bulabilir miyiz? Bu arada akşam oldu. Sabahın köründen beri yollardayız. Çektiğimiz en uzun videolardan biri bu olabilir. Tabii daha önceki serilerimiz de var da. ATS ve ETS'den bahsediyorum. Yoksa oynatma listelerindeki diğer videolarımız bundan uzundu. Bir saatin üzerinde videolarımız vardı. Biz bu arada bir benzinlik bulamazsak ayvayı yedik gibi bir his var içimde. Umarım birazdan bir benzinlik işareti buluruz. Daha fazla da basmasak mı, boşa mı atsak, ne yapsak şöyle. Çünkü geçenlerde ATS oynarken cart diye mazot bitti. Öyle yolun ortasında kaldık, yol yardım çağırdık. En yakın yere bizi attı. En yakın yere attı da malı bırakacağımız yerin 3 kilometre yakınındaydı. Komik olan kısmı zaten orası, bari oraya bıraksaydın da malı bıraksaydık. Gıdımda benzin koymuşlar. Boş viteste gidiyoruz, bakalım etkileyecek mi? Mutlaka bir benzinci şart. Şansımıza da bayır aşağı saldık, boşta gidiyoruz bakalım.
Kırmızı alev alev yanıyor konsolda. Benzin bitti işareti. Artık bitmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii yol ne kadar kaldı bu arada ya? 93 kilometre neredeyse gelmişiz. Bir tane benzinci yok mu ya? Bu kadar kilometredir insaf yani. Bizde adım başı benzinci. Eyvah, yavaşlamaya başladı. Bayır aşağı indiğimiz halde. Şu kilometreyi açalım bakalım ya. Görelim kaç kilometre kalmış. 83. Hadi bir tane benzinci çıksın be. Yok vallahi. Gıdımda benzin kaldı. Şimdi birden bir sürü vites atacağız. Tak 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 ses gelecek. Yani şöyle. Çünkü motor diğer türlü kafayı yiyor. Mecburen basmak zorundayız burada. Yoksa kalacağız bayırda. 70 kilometremiz kaldı. Umarız benzin bitmez. Ha, biterse de biter, ararız yol yardımı ya. Bir şey olmaz. Ama yani bu kadar da ara verilmez yani. Gerçekten bir benzincinin olması gerekiyormuş bu kadar boşlukta. Hani şimdi bu haritayı modlasalar, mesela Yılmaz Hocam yapsa bir sürü laf gelir. Aa, benzinci koymamış da işte bilmem ne de falan filan diye. Ah, SCS'nin yaptığı harita işte. Kaç kilometre şehir dışından çıktık. Şehirden çıktık, şehir dışına çıktık. En azından şehir çıkışında bir tane benzinci olmaz mı ya? Gene boşa atalım biz. ...46 kilometre kaldı. Artık boşta git be. Oraya kadar. Hadi. Gıdım benzin kaldı alette. Şöyle biraz bayır aşağı denk gelse. Ah, bir de Kantar'a girin diyor. Kantar'da var mıdır ki? Yok, ne gezecek Kantar'ın orada. Nereden giriyor bu Kantar'a ya? Şimdi kalkışta da bir sürü benzin kaybedeceğiz. Hay Allah. Vallahi ben de merak ettim. Bakalım benzin yetecek mi malı götürmemize. Evet. 74 tonmuş taşıdığımız. Ey maşallah diyoruz. 23 kilometre kaldı. Benzinimiz neredeyse bitmek üzere. Bu arada trafiğe de bakın. İstanbul trafiği gibi oldu iyice. Şimdi yine boşa atalım. Uzunları da kapatalım. Kamyondan garip sesler gelmeye başladı. Benzin pek iyi durumda değil. Herif yatacak yer yapmış, benzinlik yok abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sol tarafta uyumaya yer var. Ama benzinlik yok. Şöyle biraz basalım şurada. Kırmızı falan yok değil mi? Var mı? Eyvah. De kırmızıya mı yakalandık? Oo, şuraya bak, şehirden kaçış gibi ya. Ne bu trafik böyle? Geldik sayılır ama artık oraya kadar da benzin bitmesin be. Ayıp yani. İkinci ışıklarda anca geçeriz gibi duruyor bunlarla. Haydi oğlum.
Durma sakın. Duracak. Biliyorum duracağını dedim. Çünkü ikinci kırmızı yandı. Vallahi geldik gibi bir şey arkadaşlar. 8 kilometrede de artık bu benzin biterse bitsin yani. Geçen sefer 20 kilometre kala benzin bitmişti. Tek seferlik işte. 20 kilometre kala yol yardımı aradım. Hakikaten komikti yani. Artık durursa da solundan verecektim solu. Yeter. Mesela şimdi olduğu gibi. Yani burada da duralım mı? Ne yapalım? Geçelim mi? Benzinimiz bitti diyoruz ya. Bu arada benzinciyi de gördük tabii, şehrin içine benzinlik yapmışlar. Hadi anam, hadi, hadi. Sola diyor ama çaktırmayın, biz devam edelim. Yoksa rölantide çalışırken bile bitecek bu benzin. Şurada da boşa atayım. Gıdım kaldı çünkü. Hadi oğlum. Rezalete bakın ya. Benzin bitecek diye gaza basamıyoruz, değil mi? Neyse ki galiba sorunsuz şekilde geldik gibi duruyor. Sol sinyalimizi verdik. Şuradan içeriye dalalım. Aman abicim sakın, bekle bizi. Heh. Buradan da bir daha sol vereceğiz. Evet. Tamam, nereye koyalım söyle. Oraya da koyalım. Bitsin. Ve bu baş belası kamyondan kurtulalım. Şuraya park edeceğiz işte, hadi. Oraya park ederken benzin biter şimdi, Allah bilir. Artık bitse de bir şey olmaz. Arkayı kurtardık mı? Tamam. Hadi koçum. Evet. Evet arkadaşlar, malımızı da yükümüzü de bıraktık. Artık bir sonraki rehberde görüşene kadar, ne rehberi? Bir sonraki kamyon videosunda görüşene kadar. Çünkü ağzımız artık alışmış rehberlere, oyun çekmek bizim için unutulmuş. Bundan sonraki oyunlarda ve rehberlerde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.